Enginlerinizin babasıyla olan evliliğim çok uzun sürdü. Yani 7 yıl, o maalesef vefat edene kadar. O da çok elim bir hadise. Çok. Tartışma sonucu ama komşunuzun silah çekeceği aklınıza gelmez. Böyle bir olay yaşandı. Ve bir anda silah çekiyor. Evet, ne olduğunu anlamadan. Ama 10 yıl oldu. Bizim için zor bir süreçti. Çok hani onu yaşayan bilir. Hani öldürülmek böyle bir garip bir şey. Kafanıza oturtamadınız. Senin gözlerin şey. Önünde bir cereyan ediyor. Evet, hemen yan bahçede ama olabiliyor ve ben şeye inanıyorum. Öldürmeyen güçlendiriyor. Engin Deniz, onun Asperger evet. diye bir hafif rahatsızlığı var. Bu olaylarla hiç alakası Asperger yok. Asperger değil aslında. Değil, değil mi? Ne? Yani o bir tür içe kapanılık, böyle bir sendrom. Çok da hani tıbbın çözemediği, asosyallik gibi, içe kapalılık gibi. Girdiği her ortamda göz bebeği olur, çok sevdirir kendini. Böyle bir Tanrı'nın armağanı yani. Engin'e sonra kardeşler geldi. Evet. Baba Reha Muhtar tabii. Evet. Zor bir adamdır Reha. Bir insanın karakteri değişmese de bulunduğu farklı mecralarda, farklı ortamlarda değişik yönlerinin öne çıktığını düşünüyorum. Çocuklarla olan ilişkisini gördüğümde hakikaten yani sonsuz anlayışlı, sabırlı, hakikaten hani o kadar iyi bir baba olmasa ben bu işleri yapıyor olamazdım. Çocuklar hafta sonları sana geliyor. Bu yıl öyle bir düzen kurduk. Çünkü benim çalışma tempoma göre gündüzleri ancak onları görebiliyorum. Onu da hani okuldaki öğle yemeği aralarına denk getirerek görebiliyorum. Çünkü günde mutlaka bir saat çocuklara ayırmak lazım. Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın. Ama benim işimin bittiği saatler, onların uyku saatlerini çoktan geçiyor. O yüzden bu sene öyle bir değiş tokuş yaptık. İyi de gidiyor şimdilik.